Sayın yolcular, hepinize kazasız belasız bir yolculuk dilerim. Sağ ol. Sağ ol. Siz de sağ olun. Hareket saati geçti oğlum. Git de şu şoförü çağır. Azize de kendine bir mavin tut. Ben yolcuyum. Öyleyse ne konuşuyorsun? Allah. O zaman diğer yolculara kazasız bir yolculuk dilerim. Senin de yolculukta kafan patlasın. Bir dakika. Ay! Ah, özür dilerim, ayağına bastım. Ah! Ah! Ne tesadüf, öbürüne de bastım. Merhaba Aziz'im. Nereden Aziz'in oluyorum? Yoksa Azize misin? Az önce işitiyordu ama şimdi duymuyor. Kulağına bir şey kaçmış olmasın? Merhaba. Bana bak şimdi! Bakıyorum ya! Vallahi gözüm senden başkasını görmüyor. Ne sulu herifsin be? Suluyum değil mi? Çeneni kapa, sus! Bak, kalbimi kırıyorsun. Ta Almanya'ya kadar yan yana gideceğiz, komşu sayılırız. Hem önce ben ayağına bastım. Yolculuk boyunca benim sözüm geçecek. Niye öyle bakıyorsun? Nikahta kim önce ayağa basarsa, evlilikte onun sözü geçmiyor mu? Bu Almanya yolculuğu da böyle. Dur bir daha basayım da garantiye alayım. Ah! Ne o, namaz mı kılacaksın? Abdestin var mı? Zannetmiyorum, yoktur. Vallahi ısrar etmeseydin almazdım. Aslında bunu pek sevmem ama hatırın için yiyorum. Bu kadar ciddi bir firma böyle sulu adamlara nasıl bilet verir anlamıyorum. Yolculuk nereye? Köln. Ben de Köln'e gidiyorum. Amcaoğluna. Çalışıp mark milyoneri olacağım. İnşallah. Sevdim seni. Münih'te aktarma yapınca da yan yana oturalım he? Allah saklasın. Muavin, bir su versene. Otobüste bir damla su yok abicim, mola da içersin. İyi de şimdi ne yapacağız? Bilmem. Ben hallederim. Müsaadenle abicim. Müsaadenle abicim. Buyur. Sayın yolcular, susuzluğunuzu gidermek için müsaadenizle sulu bir şarkı söylemek istiyorum. Sizden aldığı güçle bugünlere gelen sanat güneşiniz, ay pardon, sanat ayınız olarak programıma başlıyorum. Su gelir güldür güldür, otobüs baldır küldür. Almanya yollarında yarimin gözü mühür. Thank you.
Dur ya, nereye gidiyorsun? Ne güzel anlaşıyorduk! Affedersiniz. Benim amcaoğlu Nuri'yi arıyorum. Bu haimde oturuyormuş. Elmafiş Türkiş, el Cezayir, Cezayir, yalla, yalla! Allah Allah! Ben Kur'an kursuna mı geldim, nedir? Benim amcaoğlu nerede bacı? Esise Trelos, renkler o Türkika, egoyum Elenika. Sen elini yıkalın. Bu da Yunanlı çıktı. Burada herkes başka dilden konuşuyor. Birleşmiş Milletler mi burası ya? Bak, ben var aramak amcaoğlu. Nerede yapıyor oturmak? Amca doğru düz konuşsana, ben Türk'üm. Hele şükür bir Türk'e rastladım. Nuri burada mı oturuyor? Tabii, ben oğluyum. Sahi mi? Beni tanımadın mı lan? Şaban amcan. Şaban amca, hoş geldin. Baba, baba bak, Şaban amca geldi. Vay Şaban! Hoş geldin, bulduk emmi oğlum. Hoş geldin Şaban abi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ya bu haimde hep gavurlar mı oturuyor? Yoo, yan odada Türk komşular da var. Gel tanıştırayım seni. Olur. Ali, Türkiye'den misafir geldi. Hoş geldin hemşerim. Hoş bulduk. Gene o kız. Ya bu kız beni takip ediyor. Yani turist pasaportuyla geldik diye iş bulamayacak mıyız Almanya'da? Vallahi Şaban çok zor. Sonra oturma iznin de yok. Bak ben hemen yarın işe başlıyorum. Çalışma iznim var. Ah! Ben de senin gibi saçı uzun olsam hemen iş bulurdum. Öyle mi? Pek sanmam. Dur Bahar, Şaban'ı ilk günden üzme. Şaban kardeş, sen gene de metro inşaatına bir uğrayıver. Orada Türkler çalışıyor. Bakarsın bir şey çıkar. İyi akıl ettin. Ben sana adresi yazıp veririm. Sağ ol arkadaş. Göreceksin bak, yarın akşam eve iş bulmuş olarak döneceğim. İnşallah. Thank you.
Bu çarşamba maça gidiyoruz değil mi? Tabii gidiyoruz, ayıp ettin, gitmeden olur mu? Ya çocuklar, bu sefer şu Almanları bir yensek yok mu? Bir yensek, bütün ziyafetler benden! Yeneriz, yeneriz çocuklar formda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şey, bir şey soracaktım da. He, ne soracaktın arkadaş? Allah Allah! Nereye koydum ya? Tüh Allah! Demin şuracıktaydı. Kağıt uçtu sanki. Belki buradadır. Öbür cebine bak. Bu tarafta olabilir. Burada da yok. Allah Allah! Çıldıracağım ya! Ötekine nereye bak. Koydum ben bunu? Ne arıyorsun arkadaş? Pasaportunu mu kaybettin? Yok ya! Bir adres vermişlerdi de. Na şu kadarcık bir kağıt. Elindeki kağıt olmasın? Sahi ya, elimdeymiş. Ne demişler? Arayan Mevlasını da bulur, adresi de. Bakıversene şunu. Bak şimdi, şuradan çık, sola git. Büyük meydan var ya, oraya varınca sağa sap. Sağa sapayım. Sakın ha! Sakın sağa sapma! Neden? Çıkma sokak mı? Öyle olsa gene iyi! Türk gördüler mi hemen oturma izni sorarlar! Senin oturma iznin var mı arkadaş? Var mı arkadaş? Konuşsana ya! Yoksa yandın! Kardeş dilini mi yuttun yoksa? Yok herhalde. Yok! Eyvah sen yanmışsın! Allah seni Alman polisinin eline düşürmesin! Aman polis görürsen hemen toz ol! Toz olayım değil mi? Peki! Eyvallah! Thank you.
billahi billahi'l-alazim. Makabız, makabız, makabız! Ne oluyor? Sıra Cezayirli kardeşteydi, Yunanlı ondan önce davrandı. Koskoca hayma bir helal yaparlarsa tabii ki böyle olur. Her gece helal kavgası. Üzülme kardeşim, sıkma canını. El grek mafini cenazaket. Aldırma, aldırma. Ne oluyor, durun bakayım. Ne bu ya, kadınlar hamamına çevirmişsiniz burayı. Aman, helal kavgası yapılıyor. Sen iş bulabildin mi? Bugün bulamadım ama yarına garanti. Kopros kilo, kopros kilo. Bu Cezayirli tutturamıyor, altına edecek galiba. Yunanlı kızlar çok cazgır. Ege Denizi bitti, şimdi de helamızda gözleri. Hele benim sırama alsın, iki bacağını ayırırım onun ben. Yok ya, yaşa kız, iyice gözüme girmeye başladın. Nasıl, senin fabrikada işin rahat mı? Eh, fena değil, Almanlara iplik yapıyoruz. Bakalım ben ne yapacağım Almanlara. Kardeş şuradan bir tane versene. Was? Bir tane sandviç dedim. Ah so. So değil, sandviç. Zwei Mark, zwei. Burada yazmak bir mark. Nein, ein Mark. Zwei Mark, zwei. Bir mark. Zwei Deutsche Mark. Ha, anladım. Almanlara bir mark, Türklere gelince iki mark. Ha, ya, ya. Sen şimdi o sosisleri al. Çevir çevir de, tövbe estağfurullah. Anana da selamımı söyle, dedelerimizi iyi tanır. Ah, et Türk'ü, kom kom kom, einmal, kom, kom. Nein, siz bizi çok ararsınız, hadi eyvallah. Tschüss. Ne dedin, ne dedin? Tschüss. Sana tschüss ulan. Girin şu kedereleri hallerine bildirelim. Hadi, savunun! Savunun, Türkler geliyor! Çalışma iznin yok, koş saklan! Koş! Nereye kaçıyorsun? Teneffüs, teneffüs, saklan! Yunanlı seni şikayet ederdi, karakola götürler, koş! Aa! Ne işin var burada? Burada insanın ne işi olur ki? Terbiyesiz! Haşa! Senin ne işin var burada? Ben saklanıyorum! Gel seni saklayayım! Yılışma, ciddi ol! Kız zaten senin yüzünden bir araba dayak yedim. Kızdırma kafamı, çok fena yaparım seni burada. Ay, ne yaparsın ki? Seni kenefe atar, sifonu çekerim, gidersin. Hadi yap bakalım, yap da görelim. Tövbe estağfurullah. Bu kız insanı dinden imandan çıkarır. Sus, sesini çıkarma, polisler geldi. Çıkarmayayım değil mi? Hmm. Achtung, halt! Was ist das, das Hans? Ay, vallahi... Wo ist das Telefon, Herr? Frau, sprechen Sie! Ay, bilmiyoruz, haberim yok. Scheiße, Türken, raus! Türken, raus! Scheiße! Raus! Gittiler galiba. Evet. Hadi gene bana dua et, kurtardım seni. Çok nazik bir kızsın, teşekkür ederim. Kız, sen bu adamla helada... Abla! Aa, kız ablanı kenef tutuyor galiba.
Seni ne tutuyor? Aman sus! Peki susayım. Bu ne ya? Sen Türk'e? Evet, ben Türk. Ama aç Türk. Sen aç, aç. Ben neyi açayım? Aç, aç. Ayıp olmaz mı böyle herkesin içinde? Var sen çalışmak. Yok çalışmak. Urlaup. Yo, Urfalı değil, Malatyalıyım. Yani sen izinli, Urlaup. Ya herif tutturdu Urfalı diye. Urfalı değil, Malatyalıyım. İş arıyorum, iş! Ah iyi! Nesi iyi ya? İş yok diyorum. İyi işte! Var benim arkadaş, büyük patron. Büyük fabrika, çok sevmek Türkler. Anana yuttur o dolmayı. Elinizden gelse gözümüzü oyarsınız. Ben var çok Türk götürmek, iş bulmak. Patron arkadaş, hemen almak işe! Bak, Ali Cengiz oyunu olmasın! Zaten kafam bozuk, bir sizden bir bizden derim, fena yaparım ha! Nein, nein! Yalnız bu ticaret iş arkadaş, yok bedava! Anlamadım! Ben almak komisyon 300 mark! Oha! Sen bilir arkadaş, affedersin! Yok, affetmem! Arkadaş dur! Ya bütün param bu kadar! Ben anlamaz, 300 mark peşin! Yahu yarısı şimdi, yarısı işe girince olsun! Nein, grüß Gott! Hay ananı! Yok ziyan! Babanı! Yok ziyan! Küfret! 300 mark bitti! Ulan şuraya bak! Herife parayı ver, 7 sülalesini sıraya diz! Kefen paran olsun! Ya 300 mark! Son nafakan olsun! Danke schön! Kom, ben götürmek patron! Nein, mein sandviç! Parayı verdim, sandviç benim. Hadi yürü bakalım! İşte geldik! Selam! Selam! Fritz her zamanki gibi bir Türk işçisi yakalamış. Yandı zavallı! Garanti çalışma izni yoktur, sürünecek! Hadi yürü! İşte patron geldi! Konuşalım o zaman! Daha değil, erken! Çabuk! Şinel! Tembel Türk! Şinel! Nasıl? Türkler iyi çalışıyorlar mı? Nefes almak yok! Canlar çıkıyor! Çıksın! İş görsünler! Şunlara bak! Nasıl da dalga geçiyorlar! Ben şimdi gösteririm onlara! İki yevmiyelerini kestim! İki yevmiyeler kesilecek! İki yevmiyeler kesildi! Pis Türkler! Günaydın. Haftalık üretim raporları. Good. İş başına. Erika, canım. Gülüm, hayatım, çiçeğim. Herr von Saxenburg, sekreterinize biraz daha kibar davranamaz mısınız? Sen benim hayatımsın, her şeyimsin canım. Bak, ne aldım sana. Sevgilim. Ama bu çok pahalı bir hediye! Parasını ben vermiyorum ki!
Tabii Türk işçilerinin yemeğlerinden kesiyorsundur. Sağa baktın ceza, sola baktın ceza. Biliyorsun, hiçbirinin çalışma izni yok. Polise ihbar ederim, Almanya'dan atarlar seni diyorum, sesleri çıkmıyor. Ya, gross gut. Ya, sehr gut, sehr gut. Hippie Fritz yeni bir Türk getirmiş. Çalışma izni yokmuş. Güzel, hemen gelsin. Bitte kommt hier. Ein türkischer Gastarbeiter. Willkommen, willkommen. Ne diyor? Diyor ki, hoş geldin. Öyle mi? Hoş bulduk canım. Grüß Gott ya, ehli bedi Türken. Türkleri çok severim diyor. Sahi mi? Çok şakacı adam vallahi. Erkan sofort anfangen. Derhal diyor, başlasın işe. Dur bakalım ya, ne alacağız, ne vereceğiz? Eine Woche Vorbezahlung. Bir haftalık avans alacak sen, fabrikanın hediyesi. Hediyesi buysa yaşadık demektir. Ya ya, grüß Gott, grüß Gott. Grüß Gott. Pasport! Diyor ki, pasportunu ver. Ne yapacakmış? Sen yok korkmak. Herhan senin için alacak çalışma izin. İzin. Erkan sofort anfangen. Ya o kaç para alacağım, ne iş yapacağım söylesene. İş kolay senin, kolay. Sahi kolay mı? Var 8 saat çalışmak burada. Tabii çalışırım. Ne olacak? Peki kaç para alacağım? Var haftada 150 mark almak. Ben bu işte yokum arkadaş. Verin pasaportumu gidiyorum. Sen bir yere gidemez. Biz gitmek polis. Sen çalışma izni yok. Almanya'dan kovulmak. Yani papazı bulduk desene. Sen şimdi güzel güzel çalışmak. Öğlen yemeklerini bizim kantinde yemek. Başka yer yasak. Ulan rüşvetçi herif, yaktın beni. Hadi çalış, çalış. Ben şimdi var bu işler yapmak ama elbet bir gün acısını almak sizden. Allah büyüktür, gün doğmadan neler doğar. Tamam, savaş başladı. Önce seni boğacağım. Yok savaş, çok şanslı sen. Çalışmadan yemek paydos, essen. Hele şükür karnım da acıkmıştı, kantin nerede? Gel benimle sen, gel. Ya bu yemek kokuyor. Bu yediklerimizin en kralı arkadaş. Ben yemem bunu. Başka yerde yemek yasak. Verdikleri birkaç markı da böyle yemek verip geri alıyorlar. Çalışma iznimiz yok ya, Almanya'dan attırırız diye istediklerini yaptırıyorlar bize. Bunun çaresi? Çaresi yok. Evvel Allah buluruz. Yemek davetimi kabul ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Ben rica ederim canım. Sana eninde sonunda bir iş bulacağım demiştim. Marklar da bir yandan birikecek. Sonra çok parlak bir fikrim var. Seninle... Helal, çalıştık da kazandık bu sandviçi. Helal, helal canım. Geçti mi? Havaya bak, kuşa bak. Ördek. Geçti mi? Boğulacaktım senin parlak fikirlerinden. Parlak tabii, pırıl pırıl. Senin gözlerin gibi. Benim de fikirlerim var. Daha fazla para kazanmak için. Nasıl? Zamanı gelince söylerim. İşin rahat mı? Oo, rahat ne demek? En rahat. Patron önümde iki büklüm. Ustabaşı benden korkuyor yerini alırım diye. Herkes benden çekiniyor. Bende bir acayiplik mi var? Anlayacağın sabahtan akşama kadar ense. Yürü, gidiyor biz. Nereye? Çağırıyor patronu sekreter. Ne yapacakmış? Yok fazla konuşmak. Var sana başka iş, çok para. Bak o iyi. Çıkar iş gomlek gidiyor. Tamam. Ja, wohl, Frau Magda. Türkisch Arbeiter, bitte kommen Sie. Wiedersehen.
Ermuskenle Nahause. Senle beraber gitmek patron ev. Sen çalışmak orada. Kom. Ne konu be? İşte geldik. Hans ev burası. Bu herif tramvayda mı oturuyor? Ne tramvay? Patron oturmak yavru saray. Kom. Konuyorum. Bu herif beni kuş zannediyor ya. Hey, du! Herunter, dann meine Tochter's Wagen waschen. Schnell, schnell! Ne diyor bu kadın ya? Çatı kattan önce sen var eşyalar aşağı taşımak. Sonra var kızın arabasını yıkamak. Du sollst nicht müde sein. Dann machen wir Box. Bu oğlan çocuğu ne diyor? O diyor işini bitir çabuk. Sonra boks antrenman yapacak seninle. İyi, döveriz. Schnell! Noch schneller! Faule Türken! Eins und eins. Nasıl gidiyor Türken? Hepten yek. Ya! Arbeiten! Arbeiten! Faule Türken! Favle Türken, Favle Türken! Sen önce hep yeki doğru oynamasını öğren. Oh, biz çalışalım, sen ense yap. Çalış, çalış! Nein, nein! Besser, besser! Hay Scheiße! Hay Allah! İş kazası! Dur. Spaß, Spaß, meine Liebe. Ya bu sahiden vuruyor bana. Şaka, şaka. Gene vuruyor be. Şaka vurmak, şaka. Spaß, oh. Ben başlarım böyle şakada. Ne yapmak sen, yok vurmak. Bu da sana şaka. Onunki can da bizimki patlıcan mı? Dur bak, kendine gel oğlum. Yok, Max. Ne oluyor ya? Ya işte, hage. Hage, Max. Oh, sana bak. Dikkat et. Max! Bu da nereden çıktı be? Ne şönüyor? Bravo! Sen karışma lan! Dur bak, fena olacak! Oğlum, dikkat et, fena olacak bak! Sonunu iyi görmüyorum bu işine! Ne yaptı sen? Vurdu patron! Türk vurdu! Scheiße, Scheiße! Gel, gel! Kom! Scheiße! Ne oldu? Kim yaptı bunu? Şaka şaka! Eşek şakası bu! Şu haline bak! Para kazanmak kolay değil! Aa, bak ilk haftalığımla ne aldım sana! Ah, çok sevindim beni düşündüğün için! Teşekkür ederim! Bu da bir şey mi kız? Daha neler alacağım sana? Nasıl? Yakıştı mı? Güzele ne yakışmaz! Arbeiten! 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 Ne diyor bu ya? Boş ver, aldırma. Şaban! Şaban! Arbeiten! Çalışıyoruz ya! Yemek faydası! Çalışmıyorum! Aus, aus, aus! Ne oldu buna ya? Allah kahretsin, bozuk yemekten zehirlendi. İlk defa mı oluyor sanıyorsun arkadaş? Şaban, marş, marş! Daha yemek yemedik ki! Vakit tamam olmak, marş! Gitmiyorum, çalışmıyorum! Aptal Türk! Dumme Türke! Ne zaman her sabah? Her sabah!
Şaban mı? Vay iki yüzlü herif! Hemen ihbar etti beni! Her Şaban! Eyvah! Kaçalım! Hop! Hop! Her Şaban! Come to you! Eyvah! Ters merdivene binmişim! Allah! Her zaman korkuyor! Korkuyor! Eyvah, komutur oldu. Neredeyim ben? Das ist gut, das ist gut. Kim? Vallahi ben susuzum. Was sagt er? Er sagt, er sei entschuldigend. Das wissen wir. Biz de suçsuz olduğunu biliyoruz diyor. Öyleyse ne diye bizi kovalıyorlar? Niye olacak? Tembelliğinden. Ben mi? Günde 16 saat senin baban mı çalışıyor? Yahu para alacaksın. Aldığın parayla karnımız bile doymuyor. Yemekler de zehirli, ne haber? Arkadaş, sen para alacak mısın, almayacak mısın? Dün aldık ya, gene mi verecekler? Ne parası bu? Bak, polisle alay etme. Sonra atarlar içeri. Ne parası olacak? Çocuk parası. Allah Allah, bilmeden birinden çocuk mu peydahladık? Alayı bırak, girersin içeri. İki çocuğun için 240 mark alacaksın. Aa, hiç doğurduğumu hatırlamıyorum. Ben doğurdum mu? Demek çocuklarını reddediyorsun. Ben mi? Ne reddi be? Ah! Ha, çocuklar! İki tane! Hı? Oh, koç gibi oğlan! Tabii, erkek adamın erkek evladı olur. İyi ki hatırladın! Karım gene hamile demişsin tazminat istidasında. Demişim, değil mi? Hamile tabii. Biz Türkler boşuna kurşun yakmayız. Bitti! Al şuraya imzanı, al paranı. Bir daha da bizi peşinden koşturma. Her ay gel, al paranı. Almaz mıyım? Tabii alırım. Dalgınlığıma geldi bu sefer. Alnımızın teriyle paramızı alıyoruz burada, değil mi? Hadi eyvallah. Yahu hiçbir şey anlamadım, kafam karıştı. He? Neyse. Kahve iç de aklın başına gelsin. Vallahi olanlardan bir şey anladımsa Arap olayım. Canım, bunda anlamayacak bir şey yok. Gayet basit. Basit basit de... benim nereden iki çocuğum oluyor? Karım kim? Ne zaman evlendim? Yok canım, evli mevli değilsin. Yani çocuklar gayrimeşru. Bak dinle. Dinliyorum. Senin adın ne? Benim adım ne? Şaban. Soyadın? Yıldız. Yani sen Şaban Yıldız'sın. Parlıyorum, değil mi? Bırak gırgırı! Hatice teyzenin oğlunun adı da Şaban Yıldız'dı. Geçen ay sizlere ömür. Ya, başın sağ olsun. Siz sağ olun evladım. Şaban'ın ölümünü bildirmemişler. Sen de Şaban Yıldız'sın. Öyleyse Alman hükümetinden iki çocuğun parasını almamak enayilik. Aferin sana! Hep Almanlar bizi kazıklayacak diye ya! Allah senden razı olsun evladım! Taş atıp da kolum mu yoruldu teyzeciğim? Sen merak etme! Ben her ay maaşı alıp baharla gönderirim sana! Sağ ol yavrum! Sağ ol yavrum! Öyle büyük sevaba girdin ki Şaban! Girdim değil mi? Sen olmasan zavallı kadın açlıktan sürünür. Evelallah, biz ne güne duruyoruz? Alt tarafı bir imza. Sen işte daha 100.000 tane imza atayım. Biliyor musun, o kadar iyi insansın ki her gün sana biraz daha fazla ısınıyorum. Ben çoktan ısındım. Kaynamaya başladım, fokurduyorum. Biraz daha ısınırsam buhar olup uçacağım. Hafta sonu buluşup gezelim mi? Tabii.
Faites-moi jeu. Faites-moi jeu. Ne jouez plus, s'il vous plaît. Trois, rouge. Ah, merci. Je vous remercie, madame. Merci. Bitte. Fünfundzwanzig. Votre jeu. Faites-moi jeu. Faites-moi jeu. Ne jouez plus, s'il vous plaît. Douze rouges. Faites-moi jeu. Fakat Herr von Sachsenburg, bir hafta içinde ikinci defa kredi istiyorsunuz. İşimi büyütüyorum. Anlarsınız ya. Kaçak Türk işçilerini bedava çalıştırarak tabii iş büyütüldü. Size 100.000 mark daha kredi. Oh, danke, danke Herr General. Hayır. Hayır. Binelim mi? Binelim. Ne güzel dolaştık, değil mi? Tatilin tadını çıkardık. Gelecek pazara da var mısın? Varım. Biliyor musun, çok güzelsin. Güzelliğin dünyalara değer. O kadar değersiz mi dünya? Değersiz de ama... Seni tanıdıktan sonra taze inek memesi gibi şişti, şişti, hiçbir yere sığmaz oldu. Çok hoşsun. Sen böyle gülünce şuranda iki çukur oluyor ya, ölünce beni oraya gömsünler. Ha kız? Arbeiten, schnell! Arbeiten! Schnell, Schaban, schnell! Was machst du? Ach canım, niye sinirlisin? Oh, mein Gott! Acaba diyorum. Evet. Şey. Evet.
Kız bu kadar heyecanlanacak ne var? Alt tarafı benimle evlenir misin diyecektim. Anladım da birden heyecanlandım. Yani nasıl söyleyeyim? Ay, laf bulamıyorum. Dur heyecanlanma. Ablamla da bir konuşmam lazım. Kız ben ablanla evlenmeyeceğim ki seninle evleneceğim. Çok şirinsin. Öyleyim değil mi? Sen yarın paydosta benim fabrikanın oraya gel. Cevabını bekliyorum. Oldu. Yarın konuşuruz. Eve geç kaldım. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kız ölüyorum senin için. Şşt, ayıp. Geberiyorum senin için. Ben de. Ne var be? Aşığım, seviyorum. 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 Aşığım. Hey, seviyorum be. Ah, ne dedi ha, ne dedi? Anlatsana kız. Yolda mı evlenme teklif etti? Ah, ne romantik. Hemen evet deseydin. Bu zamanda koca nerede? Çok seviyor musun kız? Evet diyecek misin? E hadi söylesene. Hadi söyle. Hadi baba. Hadi. Konuştun mu ablanla? Söyle bakalım, evet mi? Kız söylesene, evet mi? He? Daha dün sorduğun zaman evetti aptal. Öyleyse ne diye dokuzda ortun bana bu saate kadar? Biraz naz yapmadan olur mu? Ne demişler? Şeytan azapta gerek. Bana şeytan mı diyorsun kız? Alırım ayağımın altına. Al da göreyim. Dur hemen keçileşme. Evlenince her gün vaktimiz olacak kavga etmek için. Alo! Çattık. Oo Şaban efendi, buldun hemen bir karı. Ağzını topla. O benim yavuklum. Yakında evleniyoruz. Ha, o zaman başka. Yavuz. Aklıma geldi bir fikir. Bekleyin burada. Sakın ayrılmayın. Heh. Eyvah, yandık. Ne oldu ki? Bu herifin aklına bir şey geldi mi, altından mutlaka bir pislik çıkar. Söyledikleriniz çok doğru patron. Bunları, evet, bunları hemen uygulamamız lazım. Bir de şu hesaplara göz atabilir misiniz acaba? Her patron, rahatsız ettim ama harika bir iş becerdim. Nedir? Sizin evde çalışacak bedava bir hizmetçi buldum. Nerede? Güzel. Aşağıda. Bekliyor. İşte Şaban. Şaban? Yavol, o da Şaban'ın yavuklu. Oh. Nasıl? Şaban! Al senin karı, gel, gel, gel! Çok güzel şeyler olacak. Kom, kom! Allah Allah! Seni de istiyor. İstersen kaç kız? Ne münasebet, anca beraber kanca beraber. Ben de geliyorum. Aferin kız. İşte karı dediğim böyle olur. Kom! Ne oluyor ya? Welcome. Patronun hizmetçi var kaçmak. Akıllı kadınmış. Bu deliye dayanılır mı? Yeni hizmetçi bulana kadar cumartesi pazar günler senin kız var patronun yanında çalışmak. Ha? Bu karı boş oturuyor, o çalışsın. O çalışmaz. Patronum sevgili o. Yok ya. Bir de sizin uşaklığınızı mı yapacağız? Yürü kız. Halt! Halt! Ne bağırıyorsun böyle şeyini yırtar gibi? Ihr könnt nicht gehen, als Dienstmädchen nicht meinem Hause bleibt. Ich schmeiße alle türkische Arbeiten raus. Şaban, bu kız hemen gidip yapacak hizmetçilik. Eğer yapmayacak, Herr Hans hemen polise telefon. Çalışma izni olmayan Türk işçileri Almanya'dan dışarı. İşçilerin bunda ne günahı var? Anlamam. Bir de bize barbar derler. Bunlar barbarın padişahı be. Yok barbarlık. Bizde para çok. Kuvvetli olmak biz. Siz olmak zayıf. Para da sizde, alçaklık da. Ich sag's bis fünf. Eins. Zwei. Drei. Geber. Vier. Son sayışın olur inşallah. Fünf.
Tamam tamam, çalışacağım. Zikomt. Ben de seni köpek gibi süründürmezsem. Çiş. İşte Hans'ın evi, tramvayda oturuyor. Hadi hadi, yok konuşmak, yürü. Weiter, weiter! Oh, nein, nein! Ver, önemli değil! Arbeiten! 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 Durun, hep birlikte konuşmayın be! Ne diyor bunlar? Diyorlar, çalış tembel Türk! Tövbe estağfurullah! Kolay gelsin! Alacağınız olsun sizin, Alman domuzları! Her çocuğu olana ödüyorlar mı bu tazminatı? Tabii, her çocuk için de artıyor. Çocukların Almanya'da mı olması gerekiyor? Yoo, Türkiye'de de olabilir. O zaman çocukların yaşlarını, at ve soyadlarını, baba atlarını gösteren bir belge istiyorlar. Onlara ne kadar veriyorlar? Birinci çocuk 140, ikinci çocuk 200, sonra her çocuk için 100 mark artıyor. Yani şimdi benim Türkiye'de 5 çocuğum olsa, hepsi için öderler mi? Elbet öderler! Yani çocuk başına 100 marktan, 10 çocuk 1000 mark, 15 çocuk 1500 mark eder. O da 3 milyon 170 bin... Allah! Ne hesabı bu? Ağır ekonomik hesap. Buna kafa derler Bahar. Savulun Almanlar, Şaban geliyor. Petvoje! Petvoje! Ne jouez plus, s'il vous plaît. Vingt-huit, noir. Bugün senetlerin son günü. Ödeyecek misiniz? Nasıl öderim Erika? Dün gece rulette 200 bin mark kaybettim. Peki, ne düşünüyorsunuz? Bankadan biraz daha borç almaktan başka çare yok. Gelin. Selamun aleyküm. Ne istiyorsun gene? Pasaportumu istiyorum. Ne için? Memlekete gidip geleceğim. Yok pasaport. Yok ne demek? Benim pasaportum sende değil mi? Yok fazla konuşmak! Ben var kızmak, polis hay telefon etmek! Ya verirsin pasaportumu, ya da senin Türk işçilerini kaçak çalıştırdığını ihbar ederim. Tamam mı çorbacı? Ya var, ya! Al pis Türk! Aferin, bak yavaş yavaş adam oluyorsun. Hemen döneceksin değil mi? 15-20 günü geçmez. Zaten daha fazla senin hasretine dayanamam. Ben de. Kendine iyi bak. Beni merak etme, he mi? Kuş gibi gidip gelirim. Sen dönene kadar çalışma iznini çıkartmaya çalışacağım. Aman ha, o iş çok önemli. Merak etme. Etmiyorum zaten. Ah!
Eyvah gene o herif! Allah benim yol arkadaşım! Selamun aleyküm! Gitmiyorum arkadaş, bu otobüste gitmiyorum! Dur ya, ne güzel anlaşıyordu! Ne anlaşması? Başımın belası mısın be? Hatırladın değil mi? Dediklerinden pek bir şey anlamadım Şaban oğlum. Muhtar emmi, bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Civardaki bütün köyleri dolaşacaksınız. Hı. Hangisinde babasının adı Şaban, hı, soyadı Yıldız olan çocuk bulursanız, hı, nüfus suretiyle bana getireceksiniz. Aya, buraya kadar anlaşılmayan bir taraf var mı? Yok. Ayrıca bu çocukların her biri için 5000 kayme. Bu da tamam mı? Tamam Şaban oğlum. Öyleyse şimdi iş başına. Göreyim sizi. Marş marş! Eyvallah! Hazır ol Almanya! Ufaktan ufaktan çıranızı yakmaya başlıyorum. Bahar, seni çok özledim. İşler yolunda. Şimdilik 9 çocuğumuz oldu. Seni seviyorum. Großgut. Tschüss. Necmi Yıldız, geç. Hayri Yıldız, geç bakayım. Eşref Yıldız, hadi Eşref. Nuriye Yıldız. Necmiye Yıldız, kız Necmiye, hadi. Şemsettin Yıldız, hadi Şemso. Turgut Yıldız. Dur bakayım, senin adın Turgut mu lan? Evet amca. Bunun adı çok sakıncalı. Niye sakıncalıymış? Turgut ya, Almanlar bize de pahalılık getir diye korkarlar, neme lazım? Bu kalsın. Geç. Memduh Yıldız, hadi tokmak, geç bak. Bahar, beni hiç merak etme, çok iyiyim. Ha, çocuklarımız 14 tane oldu maşallah. Seni çok özledim. İntikamım feci olacak. Şaban'ın, hadi bana küs. Fatma Yıldız, Seyfi Yıldız, Ali Yıldız, Hacı Yıldız, Münacettin Yıldız, Orhan Yıldız, Cihan Yıldız. Hepsi 14 tane. Buradan Erzurum'a kadar aradık, başka çıkmadı. Şimdilik bu kadar da yeter. Sağ ol muhtar emmi. Çok özledim kız. Ben de. Hala memlekete niye gittiğini söylemeyecek misin? Benim çocukların belgelerini getirdim. Tam 14 tane. Ne? Senin 14 çocuğun mu var? Yok ya. Çocuk zammı almak için baba adları Şaban, soyadları Yıldız olan 14 çocuğun evrağını getirdi. Ben de sana hem oturma hem çalışma izni aldım. Oh be, şimdi rahatladım. Kaç çocuk? 14. 14 mü? Evelallah. Ya! Dermanat Firsenkinder! Ah so! Bırak şimdi Zoo'yu! Necmi Yıldız, Hüsnüye Yıldız, Hayri Yıldız, Eşref Yıldız, Huriye Yıldız, Necmiye Yıldız, Memduh Yıldız... Tamamı 14 tane! Aman eksik olmasın! Çocuk yapmak kolay değil. Danke schön. Thank you.
haber? Nasıl aldık paraları? Vallahi şaştım kaldım. Peki ne yapacaksın bu kadar parayı? Sermaye biriktirip büyük işler yapacağım. Nasıl yani? Oo! Öyle bir iş kuracağız ki iki seneye kalmaz kralı olacağım buranın. Olursun. Olurum tabii. Bakalım teknik Alman aklı mı, garip Şaban aklı mı? Türk'ün fendi Alman'ı nasıl yenecek görürsün. Ay, eyvah, burası çok yüksek, başım dönüyor. Aşağı bakma. Hadi içelim de unutalım bari. Bundan önceki borçlarınızı ödemediniz Herr Zaxenburg. Şimdi tekrar 50.000 mark istiyorsunuz. İşimi çok büyütüyorum Karl. Biz seninle eski arkadaşız anlarsın ya. Hayır. Hayır. Bu sefer de istediğin krediyi vereceğim. Danke schön. Tekme atıyor. Hadi çalış, gecikme. Paraları aldık gene Şaban. Biraz para biriktirip güzel bir işe yatırmanın zamanı geldi. Ne gibi? Öyle bir iş kurmalıyım ki inek gibi sağmalıyım bu Alman milletini. İnek gibi. İnek. İnek. Hah! İnek. Ne sayıklayıp duruyorsun öyle? Kendine gel! Ben kendimdeyim kız. Yapacağımız işi buldum. Sahi mi? Ne yapacağız? İnek besleyip sütünü satacağız. Deme! Dedim bile. Ben yarından tezi yok, Hollanda'ya geçip bir inek satın alacağım. İyi, iyi de nerede besleyeceğiz? Evde. Biz de yatıp kalkar, gül gibi geçinip gideriz, ne olacak? Abla çok fenayım. Tamam. Şaban, inek almaya gitmenin sırası mıydı? Çocuğun doğuyor. Ambulans bitti. Gişenstrasse 3. Wie heißt das Kind? Wie heißt? Monika! 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 Soyadı Yıldız! El ele verip Almanları alt edeceğiz ortak. Sus lan şımarma. Hah,
Hangi odada yatıyor? Biraz ileride, koş. Kız oldu değil mi? Ya Allah bağışlasın. Allah Allah. Burada. Ver bakayım. Adını ne koyacağız? Koydular bile. Monika. O ne demek öyle? Ama soyadı Yıldız. Monika Yıldız. Alamanya hatırası. Bana bak, ikinci çocuğun adını Türk adı koymazsan bir daha doğurursun ona göre, cezalı olarak. Ses? Ne? Monika? Uyuyor ya. Süt bana ana! Süt, süt! Eyvah askerler! Hadi bakayım, geç sıraya, sıraya geç! Sehr schön! Guten Tag! Für mich bitte! Al canım! Es schmeckt gut! Ja, ja, das ist gut! Ja! Noch ein Glas bitte! Ya, ya geç sıraya, geç! Aa, bitte! Ya, geç sıraya dedim! Geç bakayım! Ne bulaşık adam ya!
Bu mezbahayı açmakla çok iyi ettim. Sütten kesilen inekleri ben kesiyorum. Paralar Cukka Bankaya. Veremem, bir mark bile veremem. İflas ediyorum. Bıktım bu laflardan. Ne yapalım, o kadar kumar oynamasaydın. Deli etmeyin beni, bırakın şimdi. Alo, buyurun. Bir dakika, bankadan istiyorlar seni. Alo, nasıl? Evet, Ergeneral. Tamam, yarın bankadayım. Hayretle! Bankamızdan aldığın krediyi işinde kullanmadığını öğrendik. Fakat Ergeneral... Hemen krediyi geri istiyorum. Yoksa seni sahtekarlıktan savcılığa vermek mecburiyette kalacağım. Ama çok rica ederim. Sana bir hafta süre. Ödememe imkan yok Ergeneral. Peki. Sana son bir iyilik. Borcunu 100.000'er marklık taksitler halinde ödeyebilirsin. Mahvolduk. Banka krediyi kesti. Borcun da hemen ödenmesi gerekiyor. İlk taksit bu hafta içinde ödenmeli. Nereden para bulacağız? Aklıma bir şey geliyor. Nedir? Kantini kiraya verseniz. Hı? Güzel. Çok güzel. Hemen gazeteye ilan ver. Baş üstüne. İşe bak ya. Bizim Hans kantini kiraya veriyor. İşleri bozuldu galiba. Herhalde. O kadar kumar oynarsa sonunda böyle olur. Ne gülüyorsun gene? Aklına bir hinlik geldi galiba. Hem de ne biçim? Ne demişler? Gün ola, hayır ola. Her patron! Hı. Şaban gelmiş, sizi görmek istiyor. Kovun köpeği, dışarı atın! Polise haber verin! Ama patron! Kovun diyorum size! Ama yanında para getirmiş. Para mı getirmiş? 100.000 mark! Hı. 100.000 mark mı? Guten Morgen Herr Şaban. Buyurun Şaban Bey. Ben her zaman söylerim, Türkleri çok severim. Buyurun oturun şöyle. Herr Şaban, sigara, buyurun için. Yo içmem. Biz sadede gelelim. Ben var senin kantin kiralamak. Oh, çok memnun oldum Herr Şaban. Ulan gavur, işin içinde para oldu mu nasıl köpekleşiyorsun? Ya ya. Ya ya. Ya ya. 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 Kaç lira mark kantin? Hı? Aber Herr Şaban, 300.000 mark. Ne? 300.000 mark mı? Ya. Yok canım. Bizde öyle sokağa atılacak para yok. Biz alnımızın teriyle kazandık bu parayı. Hadi eyvallah. Bitti, bitti Herr Şaban. 100.000 mark kantine kira. 100.000 de sana borç. 3 ay sonra verdiğim borcu geri alırım. Ya vol, ya vol Herr Şaban. Elleme. Önce hazırlamak mukavele, kontrat. Sonra paralar. İş konusunda laubalilik istemem. Ciddiyete bayılırım. Yaz kız mukaveleyi. Emredersiniz Şaban Bey. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ olun Şaban Bey. Ne haber Hans Efendi? Yemek dediğim böyle olur. Bak, herkesin yüzü gülüyor. Ama biraz pahalı. İşçinin boğazından kesilmez. Aşçıbaşı. Buyurun efendi. Yarın bu gavurlara bir acılı Adana yap da popoların üstüne oturamasınlar. Peki efendi. Hadi bakayım. Acılı Adana mı? Nasıl bir şey? Ye de gör. Herr Şaban, ben seninle özel bir şey konuşmak istiyorum. Yemek sırasında olmaz. Yarın sabah kahvesine gel, evde konuşuruz. Buyur bey.
Fildan. Madem bu kadar sıkışık durumdasın, sana borç vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Buyurun. Ben çok müteşekkir Herr Şaban. Türkçeyi de bayağı kıvırdım be. Ama öğren. Nasıl olsa 20 yıl sonra resmi diliniz Türkçe olacak. Oh mein Gott, nasıl olabilir böyle bir şey? Durmadan çoğalıyoruz Almanya'da. Sizdense hiç hayır yok. Neyse, ne kadar lazım? 100.000 mark rica edeceğim. Kolay ama şartları biliyorsun. Vadesini de ödemezsen 2 misli alırım. Oh, soygun bu. Sen çoktan hak ettin. Ay Şaban! Ne var, ne oluyor? Geliyor. Ne geliyor? Ne acele bu ya? Benim para ne olacak? Sırası mı, çocuk doğuyor? Ay heyecanlandım. Yarın taksitin son günü Herr Şaban. Bana mı sordun paranı kumarda sekreterinle yatken? Sürün şimdi, müstahaksın. Hemen ödeyeceğim. Hem de hepsini ödeyeceğim. Söz veriyorum, bitti. Şaban, çabuk geliyor. Hastaneye götür beni. Dayanın Alman amcalar. 16. çocuğum geliyor. Hadi çık. Yarın belki uğrarım. Das Gott will dich bestrafen. Kanaken scheiße Türken. Mein Gott, hilf mir, mein Gott. Ver bakayım. Bahar, bu sefer de kız mı doğurdun? Yo, oğlan. Oğlan. Hele şükür. Adını resmen koyuyorum. Kaydına geçirin, Ramazan. Yavol. Yo, yavol değil, Ramazan. Şaban oğlu Ramazan. Lan! Bu sahiden oğlan mı kız? He? Aa, aynı bana benziyor, değil mi? Bankadan telefon ettiler. Bugün 4. taksidin son günüymüş. Tam 1,5 milyon mark ödememiz lazım. Kasada tek bir mark bile yok. Şaban var. O aşağılık adamdan istemem artık, istemem! Başka çaremiz yok. Kendisi dışarıda bekliyor. Oh mein Gott! Gelsin! Buyur. İstediğim marklar burada. Sen çok iyi yüreklisin Şaban. Yalnız ufacık bir isteğim olacak. Buyur, emret Herr Şaban. Fabrikanın 51% hissesini istiyorum. Nasıl? Anlamadım. Bak ben anlatayım. Bundan evvelki borcunu ödemedin. Şimdi vereceğimle hepsi 1,5 milyon mark oluyor. Oh mein Gott! Oh mein Gott ya! Yavol, yavol! Evet, kabul ediyorum. Ha. Bir şartım daha var. Daha ne istiyorsun Herr Şaban? Fabrikanda çalışan Türk işçilerine çalışma izni çıkaracaksın. Herr Şaban, ölürüm, mahvolurum. Geber. Tamam mı? Çıkaracak mısın? Tamam. Abi. Hadi, arbeiten. Was machst du? İşitmedin mi? Hadi, arbeiten, tembel herif. Aber Şaban. Şaban değil, Herr Şaban. Yani Şaban Bey. Ne lan bu? Was ist das? Bit. Bitte? Ne bittesi lan? Bit! Pis herif!
Bir haftalık yövmiyeni kesiyorum. Zevksiz herif, daha giyinmesini bilmiyor. Bu elbiseye bu kravat gider mi? Görgüsüz, 6 günlük yövmiyen kesildi. Uzat ellerini. Leş gibi tırnakların. Bu yaşta yakışıyor mu bu pislik sana? Domuz yiye yiye leş gibi kokuyorsunuz hepiniz. Sen gel buraya. Buyurun efendim. Bunların hepsini hamama götür. Temizlenip yıkandıktan sonra büroma gelsinler. Başüstüne efendim. Sen de üstüne başına bir çeki düzen ver. Bundan sonra ustabaşı sensin. Sağ olun efendim. Achtung! Sıraya, çabuk! Sağa dön! İstikamet hanam, marş marş! Tamam patron, emrettiğiniz gibi bütün kefereleri yıkadım getirdim. Güzel, al içeri. Gelin, hadi! Hadi çabuk çabuk! Çabuk! Çabuk çabuk! Kımılda, çabuk! Geçin şöyle, sıraya dizilin bakayım. Hadi bakalım, çabuk çabuk! Çabuk çabuk! 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 Aç bakalım Hüseyin Usta şu perdeyi. Tanıdınız mı? Atatürk. Dünyanın en büyük adamı. Selam verecekseniz buna verin. Ne aynı lan? Öyle değil. Diz çökün. Hah şöyle. Bana bak hanımefendi. Ya fabrikanın hepsini elinden alırım, ya da karın, kızın, oğlun, hepiniz evimde çalışmaya geleceksiniz. Sabah saat 7'de. Geç kalmayın. Geç kalırlarsa biliyorsun ne yapacağını. Beğendin mi karıcı? Ben beğenmedim. Yerlerini değiştirin. Çabuk temizle bakayım. Yerleri iyi sil, he? Yok, böyle de olmadı. Değiştirin. Öbürü daha iyiydi. Seninle görüşülecek ufak bir hesabımız kaldı Küçük Bey. Hesap, hesap. Bası bası yok, boks, boks. Duruk, duruk. Ne haber? Şaka oğlum, şaka, şaka. Sen karışma lan. Şakanın Almancası nasıl? Bas, bas. Şıpaz oğlum, şıpaz. So ein Spaß hab ich nie gesehen. Ne, anlamam ben, şıpaz, şıpaz. Ich habe dir nichts gemacht. Şıpaz evladım, şıpaz. Herum geht's. Şıpaz. Arşı! Was macht ihr? Was ist los hier? Nerede kaldın Erik Hanım? Sabah 7'de işbaşı demiştik. Entschuldigung. Bırak şimdi Ayşu'yu Mayşu'yu. 3 yövmiyeni kestim. Ha? Bak Magda Hanım, senin koca para yedirdi buna. Kaybetti fabrikayı. Ya! Çalışın bakalım. Kavga yok. Yürü kız. Tövbe estağfurullah. Bizi zamanında çok çalıştırdılar. Az mı çektik? Şimdi bu inekler çalışsın. Zaten inek faydalı bir hayvandır. Süt verir. Yavru verir. Sen de bana bir yavru verir misin? Bir çocuğumuz daha olsun he? Aman Şaban, 3 tane yetmedi mi? Yetmedi. Olmaz. Olur olur. Çocuksan mı da alırız he? Hayır. Hayır deme canım, olur. Olmaz dedim. Olacak.
efendi! Kamil efendi! Buyurun Müslüm bey! İki katı boşalttım. Biz sen kaldın. Evimde 3.30 paraya oturuyorsun. Sende vicdan Allah korkusu yok mu? Allah şahidim olsun, seni de bu evden def edeceğim. Kapı gibi kontratım var, hiçbir şey yapamazsın. Ya öyle mi? Mahkemede görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Karar. Ev sahibi Müslüm Hakyemez'in mahkememize açtığı tahliye davası incelenmiş olup, neticede kiracı Kamil Yavaş'ın evi tahliye etmesine gerek olmadığına karar verildi. Sağ olun efendim, yaşasın adalet. Ulan kurtulamazsın, bir dahaki sefere görüşürüz. Görüşürüz. Bana bak Müslüm Hakyemez, bıktım usandım senin bu tahliye davalarından. Ama arz edeyim hakim bey. Sus! Bir daha böyle mesnetsiz iddialarla karşıma çıkarsan, resmi daireleri boşu boşuna uğraştırma suçundan seni tutuklarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hakim bey. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ekmek de kızarttım sana. Sağ ol babacığım. Şu senin yaptığın çayın üstüne yok vallahi. Annem bile böyle demleyemiyor. Senelerdir demliğe demliğe alıştık. Sen okula geç kalmıyorsun. Yok, daha vaktim var. Biliyor musun baba? Sabahları seninle kahvaltı etmeyi çok seviyorum. Ben de. Ha, aklımdayken şu abonmanlarını al bakalım. Boş ver baba. Bugün al, yürürüm. Al dedim. Günaydın baba. Günaydın. Erol, gazeteler daha gelmedi mi? Bilmem, kalk kendin bak. Aman! Baba çayımı koysana. Kızım sakat mısın? Bari çayını kendin koy. Aa, seni alacak adam yandı vallahi. Aynı anneme çekmiş baba. Sana söylerken kendim işe geç kalıyorum. Hadi eyvallah. Afiyet olsun. Aa, günaydın. Nereye bey? Para bırakmadan Şenay çayımı koy. Aa, bu ne bu? Para. Ay, Allah'tan korkmaz mısın be adam? 500 lirayla neyi döndürürüm ben ha? Neyi? Ay, 500'ünü al da başına çal. Bugün arkadaşının doğum günü. Çarşıya çıkacağız. Kıza elbise alacağız. Almayı ver canım. Ama baba, topu topu bir tek elbisem var. Bütün yazı onunla mı geçireceğim? Ne olmuş yani? Benim de bir tek elbisem var. Yıkayıp yıkayıp giyiyorum. Benim de. Sen sus devzek. Babasının yağcısı. Baba bak ne diyor? Tamam hadi ses. Ama baba, arkadaşlarımın hepsi Beyoğlu'nda Bakko'dan giyiniyor. Siz benim herkese rezil olmamı istiyorsunuz. Haklı kız. Biz senin şerefini düşünüyoruz. Allah razı olsun. Ne yani be? Şenay züppelik edecek diye, para para diyerek babamın canını mı alacaksınız? Ele güne fiyak olsun diye canımı da alırlar ama oğlum. Ama baba! Hadi sen okuluna, hadi bak. İftar et! İftar et oğlunla! Oğlun anasına diklensin, senin de başın göğe ersin. Biraz becerikli olsan para kazanır. Gül gibi karını, kızını el aleme rezil etmezsin. Ya ne yaptık gene? Dur. Ağlama. Ağlama. Al. Al. Bütün paramı al. Şu 20'liği simit almak için alabilir miyim? Al, Allah kahretsin, al. Sağ ol, teşekkür ederim. Ağlama, beni de ağlatacaksın. Ağlama, hadi eyvallah. Kamil! Kamil!
kilo fasulye, 2 kilo şeker almayı unutma! Tut şu fileyi! Olur! 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo fasulye, 2 kilo şeker... Olur! Kasaptan da 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı! Bunları kim alacak? Sen! Ben mi? Çıldırtma beni! Tabii sen! Hiç tahmin etmiyorum! Hay Allah'ım, sen bana sabır ver! Allah'ım, asıl sen bana sabır ver! Bismillah! Selamın aleyküm Tahsin abi! Aleyküm selam! 50 paket hokomoko istemişsin! Tamam! İndirin çocuklar! Ne o Tahsin abi, bankere çarpmış gibisin, bir derdin mi var? Allah bendeki derdi kimseye vermesin! Yapma ya, kabız mı oldu? Ah, ah! Yoksa basurun mu azdı? Of, of! Ha anladım, Karadeniz'de gemilerin battı! Ne gemisi, dalga geçme Kamil efendi, mal sahibi davayı kazandı, beni dükkanımdan çıkartıyor! Desene yedin ayvayı! Ayva ki ne ayva! Benimki de aynı dert! Bana kalsa... ...bütün ev sahiplerin topunu kör testereyle keserim! Hı hı! Hadi eyvallah! Güle güle! Ha! Haftaya 100 kutu daha getir! Sınavın nasıl geçti? Berbat! Şu geometriye hiç aklım ermiyor. Benim de! Aa kutlarım, babam mahkemeyi kazanmış. Aman iyi oldu! Ya senin baban kazansaydı da evden atılsaydık? Başka bir mahalleye taşınacaktık o zaman, ta uzaklara. Belki de birbirimizi bir daha hiç göremeyecektik. Öyle şeyler söyleme! İyi ki babam mahkemeyi kaybetti. Senden uzakta ben ne yapayım? Ben de! Ya niye didişir bu adamlar? Bilseler çocukları birbirlerini seviyorlar. İleride evlenecekler. Onlar da dünür olacak. Şşt aman sus! Babam bir de bunu duyarsa bacaklarımı kırar. Peki biz ne olacağız? Hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ne yapalım? Düşman babaların aşık çocuklarıyız. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ne alacaktık bakkaldan? 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo kuru fasulye, 2 kilo şeker... Aa balık, hamsi! Bir de canım çekti ki! Şşş! Kaçtan veriyorsun? Veresiyemiz yok Kamil efendi! Zaten hanım da al dememişti! Bakkala veresiyeyi yine kapatamadık vay! Şimdi ne istesem yarısını verir! Ben de iki mislini isterim! Bakkaldaki akılda bizdeki yumurta kefesi mi? Ya Allah! Merhaba Halil efendi! 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye, 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı... Ne saçmalıyorsun Kamil efendi? Burası kasap dükkanı mı? Yok ya! Kasap dükkanı mı? Çıldırtma beni Kamil efendi! Burası bakkal, bakkal! Bakkal tabii! Niye kasabı karıştırıyorsun sen? Kasabı bakkalı bırak! Ne istiyorsan onu söyle! Kasabı bıraktım, bakkalı tutuyorum! 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye... İyi! Harun Kamil bey! Borç beni aştı! Borç yiyen, kesesinden yer! Benim kesemden değil ama! Anadolu'ya gelecek ay satışa çıkıyorum. Süper prim de var. Bir kalemde öderim. Bırak bu masalları! Demin karınla kızın geçti buradan. Elleri paket dolu. Onlara gelince para var da... ...bize gelince mi yok? Şey... ...bakma sen onlara. Karı kısmı. Bak Kamil efendi... ...bu sefer istediklerini veriyorum. Ama yarısını. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Yalnız... Borcunu ödemeden bir gram bir şey vermem bundan sonra. Anladın mı?
Kamil efendi, hangi rüzgar attı seni böyle ha? Lodos. Bir kilo kuşbaşı, bir kilo dana kıyma yağlı olmayacak. Bak Kamil efendi, senin tatlı dilin dedik, selam ahbaplık dedik ama borç beni aştı. Borç yiğidin kamçısı derler. Misal. Misal ama biz de tıkandık. Hiç değilse bir 5.000'lik at hesaba mahzun. Gelecek ay söz, 10.000. Oho, sen para verene kadar papa Müslüman olur ya. Öyle mi? İnşallah sünnetini de ben yaparım. Ancak bu keser ha? Esasında sen bizi sünnetliyorsun ya, neyse. Tatlı dilin aşkına 250 gram kıyma veriyorum. Ama yemini billah bu son. Mahallemize geldik, ayrılalım. Biri görürse babama söyler. Allah saklasın. Yarın gene okul çıkışı buluşacağız, değil mi? Tabii. Bekleyeceğim. Ay, tutu. Maşallah! Anasının kızı ne olacak? Kraliçelere döndün. Tut bakayım şöyle. Ya bu kötü mü anne? Dur bakayım, tut şöyle. Ha? Ay! Ay! Çok yakıştı. Çok. Ay, ayakkabı anne. Ne? Ayakkabı lazım. Şöyle üstten atkılı, alçak topuklu. Alırız kızım, alırız. Dur bakayım nerede şunu. Ha, ona da bakalım. Ha. Ha. Tut şöyle üstüne, dur. Ha. Papatya gibi. Gelin gibi oldu. Yürü bakayım şöyle, yürü. Ay kırıt biraz, kırıt. Kırın ha. Oo, maşallah, maşallah. Sen sus, karışma. Kıskanç. Babamın 3 kuruş fazla para kazanmak için canı çıkıyor, siz ana kız parayı bu süpüntülere yatırıyorsunuz. Anne, bu oğlan manyak. Bana bak, manyak sensin. Ağzından çıkma, yapma. Şimdi görürsün sen. Dur bir dakika. Sen görürsün. Geç şöyle bak. Geç. Geç. Ya manyak. Demek var. Size manyak. Bir dakika anne. Bir dakika. Şunlara bakın hele. Bugün mü aldınız bütün bunları? Günah! Günah babama, günah! Günah! Şimdi al bunu da! Al bunu da! Bunu da! Al başını aşağı! Erol bıraksın! Ay işte baksana ya! Şimdi bunu da! Ne oluyor gene? Nesin gürültüyü be? Ne oluyor? Geç baba! Prenses Caroline'de mi fazla elbise var, bunda mı diye tartışıyorduk. Bunda vardır. Al şunları Şenay, götür içeri. Sen de kitaplarını topla bakayım. İftar et oğlunla, iftar! Siparişleri getirdim. Bu ne bu böyle? Kıyma. Ayol ne kadarcık kıyma bu? Kediye bile yetmez. Ben de öyle dedim ama Ahmet efendi önce hesap sonra kasap diyor. Ben babamın evinde böyle miydim? Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızdaydı. Eşek kafa! Ne vardı evlenecek? Koşmasaydın arkamda. Ay! Ben mi koştum? Yok baban. Sahi ya. Baban amma arkamdan koştu seni bana yamanmak için. Hadi oradan. Zorla kaçırmıştın beni. Ne zorlası? En büyük Kamil, başka büyük yok diye de zorla mı bağırttım? Deli. Söyle söyle, utanma. En büyük Kamil, başka büyük yok diyen sen değil miydin? O ne be? Kapı vuruldu değil mi? Açsana! Açayım. Aa! Ev sahibi! Niye duruyorsun? Buyur etsene! Ben evde yokum. Hoş geldiniz! Buyurun! Hoş geldiniz Müslüm Bey, buyurun oturun! Buyurun! Buyurun efendim! Utanmaz adam! Senin hiç dinin, imanın, Allah'ın, peygamberin yok mu be? Vallahi benim var, bu kadar yırtındığına göre senin yok galiba. Utanmaz adam! 40.000 liralık daireye 7.400 lira vermekten sıkılmaz mısın sen? Allah'tan kork be! Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Esemem!
Ama kontrat var. Al sen canım. O kontratı al. Bir dakika. İçeride sandıkta. De, otur, Allah cezanı versin, otur. O kontrat 8 senelik, 8. Olabilir. Ben her sene kanuni zamları hesap ediyorum. O zaman 7400 lira ediyor. 1850 lira maliyeye, gerisi sana. Afiyetle ye. Sen şimdi çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Son defa soruyorum. Vallahi 3 kere mahkemeye verdin, 3'ünü de ben kazandım. Mahkemeyi aldattın! Arkadaş, Türk adliyesine hakaret edemez. Beni iyi dinle. Bak, bu benim son gelişim. İnşallah. 2 haftaya kadar... Biliyor musun? Ah canım, gel seni bir öpeyim. Saçmalama! 2 haftaya kadar çıkmazsan başına gelecekleri sen bilirsin. Namussuz, vicdansız, dolandırıcı! Babama namussuz diyemezsin sen! Bak hele sen! Bir daha kızımın etrafında dolanırken göreyim... ...Allah'ıma, kitabıma bacaklarını kırdırırım senin, ha! İkide bir bize kabaracağına... ...erkekliğini ev sahibine gösterseydin ya! Aslan babacığım, sen bir tanesin. Bir taneyim, değil mi? Kolay gelsin. Sağ ol Niyazi abi. Allah eksikliğini göstermesin. Kesenin ağzını açtın da mahallenin garibanları aslan oldu. Aslan maslan anlamam antrenör efendi. En aşağı 4 siklette madalya bekliyorum. Evelallah, sen hiç merak etme Niyazi abi. Yoksa keserim tahsisatını ona göre. Niyazi abi, şimdi yalnız önemli bir şey konuşmak istiyorum. Ha? Allah Allah! Müslüm Bey'in ne işi olabilir benimle? Yazıhaneye al. Baş üstüne. Nasıl? Formundayım değil mi? Şahanesin abi! anlat bakalım. Derdin ne? Sana bir iş teklif edeceğim. Benim 3 katlı bir apartmanım var. Allah artırsın. 2 katı tahliye ettim. Orta kattaki çivi çaktı namussuz. Avukatın en bileklisini tuttum. Ama nafile, çıkartamıyorum. Derdin buysa bozma moralini. Benim adım Arabacı Niyazi. Avukatın otladığı çayırdan 40 yıl önceye geçmişiz. Biz kestirme hukuk kullanırız. Onun için geldim ya sana. Tam doktorunu buldun. Bu iş bir yarımlığa tamam. 500 bin mi? Hı hı. Çok değil mi Niyazi oğlum? 250 bine olmaz mı? İdare etmez. 500 bin. İti kışlamak için masrafımız da olacak. 400 bin olsa... 500 bin. Madem öyle, anlaştık. İşi olmuş bil. Okuldan kaçtığımı duysa babam beni öldürür. Beni de. Okumam için elinden geleni yapıyor. Ne olacak böyle bilmiyorum. Babam buluştuğumuzu öğrenirse bacaklarımı kırdıracakmış benim. Ama ben çok seviyorum seni. Bizi ayırırlarsa kendimi öldürürüm. Böyle konuşma. Her şey düzelecek inan. Biz istemedikçe kimse ayıramaz bizi. Affedersiniz, yanlış eve geldim galiba. Dur! Yanlış değil. Doğru eve geldin, yürü! Ne oluyor ya, bırakın beni! Tutmayın diyorum size! Geç otur şöyle. Yoo, burası iyi. Yalnız...
Arkadaşlar sıkmasalar? Bırakın. Bu katı boşaltacaksın. Anam. Bana ayda 7400 liraya böyle bir yer bul, sabaha boşaltırım. Anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Niye dalga geçeyim? Eşek gibi herifsin maşallah. Anam. Ne dedin? Ne dedin bakayım sen? Benimkisi sadece benzetme, anam. Yani öyle derler ya. Öyle olsun Kamil efendi. Burayı boşaltacaksın. Hem de tıpış tıpış. Tamam mı? Anam. Ah. Ne yapacağız hanım şimdi? Ay, ne yapacağız hanım şimdi? Bir de sormaz mı? Kolumuzdan tutup sokağa atmalarını mı bekliyorsun be adam? Karakola gidip şikayet etsene! Karakola! 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 Karakola mı? Baba, diyorum ki, okulu bıraksam da ben de bir işe girsem ha? Ne dersin? Olmaz öyle şey. Ama çok yoruluyorsun baba. Boş ver. Ablan okumadı da iyi mi oldu? Bir daha duymayayım o lafları. Sen okumalısın. Al canım. Ay. Sana köfte yok. Peki. Bugün elektrik faturası geldi. 2300 lira. Yarın bakarız. Hı. Su parası da 1800 lira. Yarın bakarız. Yarın bakarız, yarın bakarız. Ne zaman rahata ereceğiz biz Kamil Bey, Kamil Bey? Babamın evi bolluktu, bolluk! Orada kalsaydın? Gözüne dizine dursun. Sana aslan gibi 2 tane evlat verdim. Mükafatı bu mu? Sağ ol. Geber! Hay Allah! Benim kadar başına taş düşsün! Aa! Bak düştü işte! Allah da benden yana! Oraya yap! Tak tipe, tak tipe! Tak! İş! Kaldır! Tak! İş! Siz? Antrenman. Ne antrenmanı? Çalışacak başka bir yer bulamadınız mı? Evi yıkacaksınız be! Müslüm Bey burayı bize kiraladı. Niyazi abi sayesinde. Niyazi abi mi? Evet, bir itirazın mı var? Yo, çok severim kendisini. Siz bana bakmayın. Devam edin. Ha şöyle, yola gel bakayım. Hadi çocuklar, hadi! Hadi sallanmayın! Hadi bakayım! Kaldır, bırak! Değişin! Bırak!
atı güllecilere kiraya vermiş. Ay, ne hakları var canım bu kadar gürül diye? Koş karakola haber ver! Karakola mı? Ay. Gecenin bu saatinde dünyada gitme! Kaldır! Bırak! Geç! Eyvah! Mahvoldu çeyizlerim! Mahvoldu! Mahvoldu! Son defa! Kaldır! Bırak! Gözünüz aydın, bitti. Ay, bitti, bitti, bitti ama ev de bitti. Kırılmadık şey kalmadı. Aaaa! Beter olun! Anne, giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Üzülme kızım. Yarın gider, yenisini alırız. Ne? Yenisini mi? Sen daha böyle hiçbir şey olmamış gibi, böyle sümsük sümsük giy pijamanı, gir yatağa yat. Oh! Daha başımıza neler gelecek, neler! Sabah kalkar kalkmaz, ilk işin karakola gitmek, tamam mı? Yok, sabah ola, hayrola! Şunun haline bakın, girmiş yata, oh ne ala! Yatıyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi! Yoo, ben dayanamam, yeter artık, Mihrima. Burama kadar geldi! Olacak şey Mihrima. De bu yani, her gece, her gece, ne? Sus canım! Sustuk! Oh be, dünya varmış! Sessizlik ne güzelmiş! Destur! Ne oluyoruz ya? Düğün var galiba! Ay, bu saatte düğün olur mu canım? Şaşırmış bunlar, yaparlar! Ay. Sen uyu, uyu! Ay, uyudun mu, ne yatıyorsun öyle? Kalk Kamil! Niye duruyorsun canım? Git canım, baksana! Ay, sen uyu, boş ay, ver! Sümsük herif, kalk git, bak bakalım bayılacağım, dayanamıyorum bugün peki, diye! Kalk peki. Git! Aa. Ne yapıyorsunuz siz burada? Halk oyunları yarışmasına katılacağız. Çalışıyoruz. Aa! Gece yarısını çoktan geçti, uyuyacağız. Kesin artık şunu canım. Yoksa sen de bir şey söylesene. Aa! Kesin artık şunu canım. Yoksa Yoksa ne olacak? Bir şikayetin varsa derdini Niyazi abiye anlat. Aa! O Niyazi de çok oldu artık. Ben o Niyazi'yi alır, evire çevire... Hanımcığım, Niyazi'yi tanımıyorsun sen. Canım, Niyazi'ye laf söyleme. Gel buraya, yap. Hayır efendim, beni dön Niyazi'ye işte, laf söyleme. Hanımcığım, hadi sen çık. Ben canım, hayır, yapma çık şu. Işte. Siz devam edin. Hadi, hı? Ha?
Delirdin mi? Daha değil, az kaldı. Kalk hadi, kalk, kalk. Gücüm bir bana yetiyor değil mi? Tutup kollarından atamadın dışarı şunları. Ama arada Niyazi var. Boş ver Niyazi'yi. Memlekette kanun var, kanun. Neden karakola gitmiyorsun? Gitmem. Ay, sümsük herif. Ne korkuyorsun? Karakolda öcü mü var? Belki olabilir. Ay, buyun devrilsin. Vurma hanımcığım. Gerçek kısmetlisi. Demon gözüm görmesin. Ay, susun siz de. Ay, delireceğim, sığmacı vuralayacağım. Gitmeyi unutma. Tamam tamam. Bu da karakola taktı ya. Ne oldu bu arabaya? Söyle diyorum, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Pazardan geçtim sadece. Çıldırtma adamı ya! Bunlar ne bunlar ha? Bu ıspanakların işi ne burada? Ucuz buldum, sana aldım abi. Dur bakayım başka neler var. Aa, domates var, al. Zevzeklik etme, arabanın motorunda bir şey var mı? Dur bakayım. Bir salkım üzüm var.
Kamil, Kamil, sorumsuz Kamil! Patrona ne diyeceğim ben şimdi? Ya, patronu unuttuk. He? Ona da bir tane patlıcan. Ah, Allah'ıma kitabıma! Bir daha sefere kovdururum seni! Arabayı boyaya vereceğim, vurukları, çizikleri de tamir edecekler. Parasını da aylığından kestireceğim. Ona göre, tamam mı? İşine gelmezse işte kapı. Ne oldu ya? Patlıcanı beğenmedi galiba. Bir de utanmadan suratıma bakıyorlar. Hem suçlu hem güçlü. Gel bakayım sen şöyle. Sana gelince... Bir dakika Müslüm Bey amca, anlatayım. Kapa çeneni! Onun suçu yok baba, dinle ne olur. Kes sesini de koparmayayım dilini. Bana bak zıp çıktı. Gül gibi kızım kala kala senin gibi donsuz babanın çulsuz oğluna mı kaldı? Sana değil kızımı vermek, ayağımdaki eski pabucu bile vermem. Babam hakkında böyle konuşamazsınız. Konuşurum! Bastonumu beynine yemeden defol git! Baba yapma, ne sen olur. Sus! Defol dedim, defol! Sana gelince, daha seninle de görüşeceğim. Yarın yollayayım Kayseri'ye halanın yanına da Anya'yı, Konya'yı anla! Doğru eve çabuk! Yürü! Ana kız, ne işler becerdik ne işler! Evi baştan aşağı temizledik, pırıl pırıl oldu ama ayaklarımıza da kara sular indi. Al kocacığım, buyur. Hayrola? Hangi dağda kurt öldü hanım? Senelerdir ilk defa kahve yapıp ayağıma getiriyorsun. Afiyet olsun. Aa, dur hele, lafımı kesme. Bugün çarşıya çıktık. Kırılan tabak çanağın yerine yenilerini aldım. Parası? Ah, ay başında ödersin şekerim. Aa, sonra kırılan aynayı değiştirdim. Parası? Ay başında ödersin şekerim. Aa, sonra da düşündüm. Koltuklar miadını doldurdu dedim. Yeni bir takım sipariş ettim. Gör bayılacaksın. Parası ay başında öderim. Ve de sana son bir sürprizim. Yapma. Yapıyorum. Heh, bir boy eksikti. Nereden çıktı bu? Parasını kim ödeyecek? Ay önemli mi Kamilciğim? Ayda 3.999 liracık taksitle. Aa, Erol'a da ucuzluktan bir pardesü aldım. Kışın okula giderken üşütmesin sevgili oğlun diye. Ha, sahi Erol nerede? Odasına çekildi. Biraz keyifsiz. Rengi de sapsarı. Yok ya, ben bir bakayım. ...3.999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4.000 olsa nasıl öderiz? Aa. Affedersin baba. Sigara içtiğimi görmeni istemezdim. Kız meselesi mi? Hı hı. Müslüm'ün kızı mı? Nereden biliyorsun? Mahallede duymayan kalmadı. Kızdın mı? Hadi be! Sanki biz hiç aşık olmadık. Ne oldu? Kızla hırlaştınız mı yoksa? Yoo! Babası sokakta yakaladı ikimizi. Kudurdu adam. Kudurur köpek! Kudu salgını var ya! Aman yaklaşma yanına, ısırır mısırır seni! Kızı Kayseri'ye halasının yanına gönderiyor. Bana da donsuz babanın çulsuz oğlu diye bağırdı. Vay abu zittim vay! Ver bir sigara! Ama baba! Ver dedik canım! Donsuz onun sülalesi! Benim her zaman donum vardır! Don giymediğim günü hatırlamıyorum! Yak! Yak sen de bir sigara! Ama baba! Yak dedim! Namussuz herif! Kızını senden kaçırıyor... Bizi evden çıkarmak için yapmadığı rezilliği bırakmıyor. Baba, annem o kadar söylüyor.
Niye gitmiyorsun karakola? Gitmemek için bir sebep mi var? Hı hı. Nedir baba? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Bak oğlum, hayatımda ne zaman karakola gittimse hep haksız çıktım. Daha küçücük bir çocuktum. Mahallede çocuklar top oynuyordu. Ben de oturmuş onları seyrediyordum. Beni aralarına almazlardı. Çünkü topum yoktu. Hiçbir zamanda olmadı. Kaza işte. Top gitti, Fuat amcanın camını kırdı. Çocuklar kaçınca bir ben kaldım. Yediğim dayak yetmedi. Doğru karakola. Komisere derdimi bir türlü anlatamadım. Sonra büyüdük. O sıralar takside çalışıyordum. Bir arkadaşım vardı. Adı Zampara Rüştü. Görsen bu kadarcık bir şey. Mahallenin eşrafından Bekir Efendi'nin kızını ayarlamış. Kaçıracak. Ama benim bu işten hiç haberim yok. Meğer Bekir Efendi her şeyi öğrenmiş. Karakoldan iki polis alıp baskına gelmez mi? İki gün nezarethaneye attılar. Sonunda suçsuz olduğum anlaşıldı. Anlaşıldı ama bitlenmesi cabı. Dur, daha bitmedi. Gene takside çalışıyordum. Bizde talih yok ki. Bir gün taksiyle iki turist götürdüm Sultanahmet'e. Herif 1000 liralık yere 100 lira vermez mi? Hey Monsieur, Hans mısın, nesin, Allah'ın yok mu senin diyorum. Nein diyor. Sonunda anladı sandım. 100 lirayı alıp bu sefer 20 lira vermez mi? Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ama paramparaya el sürülür mü? Koştum peşlerinden. Buyurun çantanız demeye kalmadı. Hadi yürü karakola. Karakola mı? Evet, karakola yürü. Biz insanlık yapalım dedik, herif cüzdanımı çaldı demiş. Doğru karakola. Komiser bir kere belledi ya beni. Ağzımı açmadan doğru nezarethaneye. Ertesi gün bıraktılar. Ama gene bitlendiğimizde kaldık. Sen olsan bir daha gider misin karakola? Ama baba, o günler geride kaldı. Bir tesadüftür olmuş. Şimdi karakola gidersen her şey hallolur. Yapma baba. Kanun var, yasa var. Sen akıllı adamsın. Sahi beni akıllı buluyor musun? Sen dünyanın en akıllı, en efendi, en iyi kalpli, en mert, en yürekli babasısın. Sağ ol oğlum. Ne oluyor ya? Ne var? Ne oluyor gene? Bak! Bak pencereden de gözlerinle gör! Utan, utan! Karının, kızının gözü önünde neler yapıyorlar? Hala karakola şikayet etmeyecek misin? Sen gitmezsen ben gidiyorum. Dur! Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Ben karakola gidiyorum. İşe çiş karıştı. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Oo, merhaba, merhaba.
Selamun aleyküm. Ne o, bir derdin mi var arkadaş? Komiser beyi görecektim de. Ne hakkında? Büyük bir asayiş olayı. Gir içeri söyle. Kızmaz değil mi? Niye kızsın kardeşim? Gireyim değil mi? Allah Allah, yürü kardeşim. Bak giriyorum. Sonra bir şey olursa karışmam. Girsene! Affedersiniz. Evet. Komisere bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Komiserim. Evet. Ne istiyorsun? Şey, çok önemli bir asayiş olayı var da. Ne gibi asayiş? Anarşik mi? Hayır efendim. İdrarik. Ne demek idrarik? Şey, yani efendim... Lafı geveleme efendi. Söyle, derdin ne? Küçük su. Ha, biz o bölgeye bakmıyoruz. Bunun bölgeyle ilgisi yok. Bu resmen çiş canım. Komiserim! Ekibimiz karabelayı sıkıştırmış. Ama maalesef ellerinden kaçmayı başarmış. Olay yerine bıraktığı ceketinden de nüfus cüzdanı çıktı. Hele şükür! Sonunda belanın kimliğini elimize geçirebildik. Yakalayın! Ne oluyor ya? Bırakın beni! Kıpırdama, yakarım ha! Ne var, ne oluyor kardeş? Karabela'yı yakalamışlar. Ne? Neymiş suçu? 3 cinayet, 9 soygun, 5 de hırsa geçme! Herif damızlık aygır! İnşallah ipini ben çekerim. İşte getiriyorlar, getiriyorlar! Aa, destur, bu bizim Kamil efendi ayol! Ya sahi, kılıbık Kamil bu! Şenay'ın babası Kamil! Dünyada inanmam, bu sümsük heriften canavar manavar olamaz! Meğer hepimizi uyutmuş. Gündüz insan, gece kurtmuş demek. Meğer Kamil efendi karabelaymış. Ne? Karabela mı? Yandım Allah! Aaaa! Öldürür beni! Ne? Karabela mı? Senden evvel öldürecekleri çok. Sus be! Söyleme! Söyleme! Öldüm! Bak şu Allah'ın cezası herife! Karakola diye çıktı, bekle ki gelsin. Yarın bana pabuç bakacaktık anne, unutma! Aklımda kız, bakarız! Kapı, git aç! Şenay, kimmiş gelen? Kız çatlatma adamı, kimmiş gelen? Polis! Destur, ne istiyormuş? Yarın sabah hepimizi emniyet müdürlüğüne çağırıyorlarmış. Yanlış olmasın kız! Emniyet müdürlüğünde ne işimiz varmış bizim? Babamı tutuklamışlar! Babanı mı tutuklamışlar? Gazetelerin aylardan beri yazdığı kara bela var ya! Var! Bana ne canım elim belalısından? İşte o belalı babammış! Ay bana bir şeyler oluyor! Son cinayeti ne zaman işledin? Ne cinayet? Hayatımda sadece geçen ay bir tavuk kestim. Pınarlar köyündeki 3 kişiyi kim vurdu? Bak hele! Sahi kim vurdu? Pekala! Otobüs soygununa ne diyeceksin? Hangi arkadaş soymuşsa çok ayıp etmiş. Soygunda kaçırılıp da ırzına geçilen o iki kadın ne olacak?
Hamile kalacaklar herhalde. Soygun paralarını nereye sakladın? Ben para saklamam. Aylığı olduğu gibi hanıma veririm. O da 10 gün içinde har vurup harman savurur. Bereket kira, eski kira da geçiniyoruz. O da şimdilik. Allahsız Müslüm atacak beni. Elime bir geçirsem, kör testereyle keseceğim onu. Ya, demek Müslüm adında birini öldürmek tasavvurum var. Başka bir ricin var mı? Ya, bırakın beni de evime gideyim. Hanım çoluk çocuk merak eder. Kıta tarihinin en korkunç katili. Şimdiye kadar 6 kişiyi öldürmüş, 38 silahlı soygun, 5 kız kaçırıp ırzına geçmiş. Ahlaksız herif! Benim gibi kadının üstüne gül koklanır mı ha? Ne yere bakan yürek yakanmış meğer! Peki ama babam bütün bunları ne zaman yapmış anne? Delinin zoruna bak ayol! Zırt diyor, pırt diyor, mal satma bahanesiyle Anadolu'ya, Trakya'ya çıkmıyor mu? Meğer o sıralar ne haltlar yiyormuş! İnanmam! Babam bunları yapmış olamaz! Polis, sen daha iyi mi bileceksin sen? Belliydi! Belliydi bu kadar karakoldan korkmasından! Aramıza hoş geldin abi! Müsaade et elini öpeyim abi! Dur yapma! Öpeyim abi! Lan. Öpeyim Allah aşkına, yavaş öpeyim lan, abi! Yavaş lan, elimi kılacaksın! Hürmette kusurumuz olmasın, Allah aşkına öpeyim abi! Öpeyim dur be, dedim, bırak! Yapma, ah! Bırak bileğim öpeyim çıkacak ulan, Allah Allah, öpeyim. Allah Allah! Yapma! Bırak öpeyim be abi! Oh! Artık ölsem de gam yemem! Abinize hoş geldin deseniz ulan! Hoş geldin abicim! Buradan gel abi! Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Gelin bana bak! Gelin! Şah şah şah! Karra bela çok yaşa! Ya ya ya! Şah şah şah! Karra bela çok yaşa! Yeter! Yeter be! Yormayın abimizi! Artık ölsem de gam yemem! Biz de abimiz abi! Müsaade et, mahiyetini tanıştırayım. Şu gördüğün arkadaş, meydancın 17 belakadir. Çok saf ve temiz bir arkadaştır. Ne o? Omoyla mı yıkanıyor? Senden iyi olmasın, 17 tane leşi var. 17 leşi mi var? 17 bir şey mi? Leş dediğin 237 olmalı. Bu arkadaş da yatakçın tavuk hırsızı Piliç Kerim. Bu mu Piliç? Hiç mi Piliç görmedik? Bu olsa olsa fil. Yok, fil de kurtarmaz. Ayı. Ayı olur. Bu arkadaş da Sabah Post'tan Leylek Kadri. Niye leylek diyorlar sana? Yoksa Eyüp'teki topal leyleği sen mi? Sakat bıraktım. Hı? Estağfurullah abimiz. Hadi bakalım. Öpün ağanızın elini. Durun lan. Durun. Geçin sıraya. Olmaz böyle. Geçin sıraya. Geçin. Geçin şöyle bakayım. Öp bakayım. İyi öpmedin, bir daha öp. Aferin. Piliç. Ayı Piliç'i. Geç bakayım. Senin ağzın sarımsak kokuyor, git yıka bakayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ooo,
Erol Bey! Eve yağ, şeker, pirinç gönderdim. Ödemek için sıkılmayın. Kamil Bey benim kardeşim sayılır. Başka arzunuz var mı? Sağ ol Halil Efendi, yok. Çok severim babasını, çok. Dükkanımı istesin canım feda. Geçmiş olsun evladım. Allah kurtarsın. Sağ olun. Ha, nefis bonfile hazırladım. Ağzınıza layık. Hemen çıraklı eve yollarım. Teşekkür ederiz Mehmet Efendi. Rica ederim. Allah zihin açıklığı versin evladım. Sağ olun. Aslan evladım, kahraman babanın asil evladı. Kardeş gibi severim babanı. Kayseri'ye telefon ettim. Hülya'yı taksiyle getiriyorlar. Seni gidi kafir, seni gel bir daha öpeyim. Birinci koğuştaki Bedri Ağa'dan. Ellerini öpüyor. Pişmiş mi? Bak şuna. Pişmiş ağam. Bırak. İkinci koğuştaki garibanlardan. Hayır duasını eksik etmesin diyorlar. Ya imam mıyım ben? Bırak. Bu tavuklar ne? Senin için özel olarak çaldım. Gardiyanın kümesinden abi. Bunlar kart be. Bir daha körpesini isterim. Bırak. Bastı. Piliç, ayı piliçi. Bunlar ne? Bunlar da dördüncü koğuştan. Ne istersen var abi. Gömlek, kravat, çorap, mendil. Bırak bakalım. Gömlekler uymazsa dördüncü koğuşa uydururum. Eyvallah. Ne o? Taşınıyor musun? Yo abi. Müebbetler koğuşundan atlas yastıkla yorgan. 3-5 yorgan daha gelirse yorgancı dükkanı açacağız. Bırak. Başkın abi. 17. koğuştan Adanalı Hakkı abimizden lahmacun. Acı mı? Bak bakalım. Zehir gibi. İyi. Nerede olan bunun şalgam suyu? Hoş git getir bakayım. Baş üstüne abi. Bu ne? Para. Bundan böyle bütün koğuşların haracı bizde toplanıyor ağam. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? Ne istersen yap abi. Öyle mi? Dağıtın garibanlara. Oldu abi. Karabela yarın mahkemeye çıkıyormuş. Ne ceza verirler acaba? Sorduğuna bak! Asallar herhalde! Yazık! Mahallemiz aslan gibi evladını kaybedecek. Mert, yürekli, dilekli, fakir babası. Ah, keşke onun yerine beni assalar. Bitti. Sen ne dersin bu işe Müslüm Efendi? Aman bilmeden meğer ateşle oynuyormuşuz. Bir an önce atsalar da kurtulsak ya. Geceleri uyku tutmaz oldu vallahi. Ya hapisle yırtarsa? Aman söyleme, o zaman ikimizin de canını okur. Bırakın resim çekmeyi, bırakın. Geçin yerlerinize, mahkeme başlayacak. Ne haber? Ne oluyor baba? Ne bileyim ben oğlum. Bırakın konuşmayı. Burası mahkeme. Dön önüne. Bana mı diyor? Ha. Gelseyi açıyorum. Şimdi sayın savcı iddianameyi okuyacak. Buyurun. Sayın hakim, ben iddianameyi okumayacağım. Neden? Çünkü bu sanık maalesef yargılanamaz. Anne ne oluyor? Dur kızım, dur. Ay. Susun, susun! Devam edin. Af kanunu çıktığından bu yana sanığın hiçbir suç işlemediği resmi kayıtlardan anlaşılıyor. Ayrıca bu arada 5 olayda işlenen suçların faillerinin Karabela adını kullanarak suçları sanığın üzerine attıkları emniyet teşkilatının yazılarından anlaşılmaktadır. Bu bakımdan sanığın serbest bırakılmasını talep ediyorum. Yani
Yani hakim bey, serbest miyim ben? Geldin abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen ne diyorsun be? Affet abicim. Geçmiş olsun. Öpeyim abi. Kusurlarımız abi. Hadi bakalım. Aslan kardeşim benim. Bak kimi getirdim sana. Kız, hadi öp kayınpederin elini. Dur hele. Daha çocuk onlar Müslüm Efendi. Ne olsun. Biz şimdiden aramızda söz keselim. He? Pekala. Ama önce okullarını bitirsinler. Okullar ha. Madem öyle istiyorsun, olsun. Ay, herkese dert anlatmaktan helak oldum vallahi. Ayol, benim kocam bildiğiniz erkeklerden değildir. Bakmayın öyle sakin durduğuna. Yavaş atın çiftesi pek olur. Bir kızarsa, alimallah dünyaları yıkar derdim de kimse inanmazdı. Şimdi görsünler bakalım neymiş benim aslan kucucuğum. Kahveniz babacığım. Kim otur dedi sana? Kaldır şunları! Ay, kızım kaldır çabuk şunları, götür kapağımıydı abi. Çabuk kızdırmadın, götür! Sana kim otur dedi? Ha? Ha şöyle! Nasıl? Beğendin mi yeni koltukları? Güzel! Ama bundan sonra bana sormadan bu eve bir iğne bile alınmayacak! Yok, almam! Almam kocacığım! Şimdi ara haberleri veriyoruz. Özel af kanunundan yararlanarak serbest bırakılan Karabela, kendi mahallesinde krallar gibi karşılandı. Geçtiği yerlere halılar serildi, düğün bayram edildi. Ulan herife bak! Namımızı çaldı! Yedirmem ulan sana yedirmem! Oo, hoş geldiniz, safalar getirdiniz Kamil Bey. Buyurun, buyurun, buyurun. Karabela. Aha, affedersiniz, Karabela Bey. Sizi aramızda görmek ne büyük mutluluk. Buyurun efendim, buyurun. İstirahatinize bakın, kendi evinizde gibi.
Efendim, duyduğuma göre senelerdir bizim fabrikada el ele beraber çalışıyormuşuz. Evet, 15 senedir kamyonette direksiyon sallıyorum. Affedin, kusurumuz büyük. Kıymetinizi anlayamadık. Cahilliğimize verin. Bundan böyle, eğer kabul buyurursanız... ...daha önemli bir görevde beraberliğimizi sürdürmek istiyorum. Maaşınıza da 25.000 lira zam yaptım. 25.000, iyi de... ...ne iş yapacakmışım? Sizin için reklam bölümü şefliğini düşündüm. Reklam bölümü şefliği mi? Evet, fabrikamızın ürettiği tüm mamullerin reklamlarından siz sorumlusunuz. Kabul. Yalnız bir tek şartım var. Evet. Reklamlarda ben oynayacağım. Güzel. Çok enteresan bir fikir. Değil mi ya? Bugüne kadar reklamlarda oynayanlar benden yakışıklı mı? Evet, kamera. Şimdi piknik yapan hanımlarla beraberiz. Bakalım ne diyecekler. Nasıl, yağımızı beğendiniz mi? Çok. Ya siz? Çok güzel, harika. Bir dilim daha yiyebilir miyim? Sen de karnını burada doyuracaksın galiba. Sizin fikriniz? Ah, harika doğrusu. Harika bir adamsınız. Beni değil, yediğinizi sordum. Ah, yediğimi mi? Çok güzel. Bütün kadınlara tavsiye ederim. Evet, bayanlar baylar. Ben de karabelayken silahlarımı özdana yağlarıyla yağlardım. Sağlamdır. Fisk yumuşaktır. Ulan ben soydum, ben kırdım, ben vurdum. Bu herif sefasını sürüyor be! Aman Allah'ım, şu mutfağın haline bak. Bu bulaşığı ben nasıl yıkayacağım? Nasıl temizleyeceğim bunca tabağı, çanağı? Of, of! İsterseniz ben size yardım edeyim. Ah, Karabela, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bulaşık tozunu tanıdınız mı? Hayır. Tanımazsın tabii. Üstünü kağıtla sardım. Yeni mamülümüz, ikramiyeli. Siz içeride istirahat buyurun, 2 dakikada mutfağınız tertemiz olacak. Teşekkür ederim Karabela. Evet. Temizlik imandan gelir. Biraz toz serpelim. Sonra... Ya bu bulaşık yıkanır mı be? Ne kirlettin mutfağı bu kadar? En iyisi siz de Karabela gibi yapın, mutfağı temize havale edin. İşte böyle, yalla! Ne uğraşıyorsunuz tozla mozla? Buyurun, hepsi bu kadar. Kimsin sen? Gerçek Karabela. Karabela'yı yakalayalı 2 ay oldu. Ama... Kendine reklam olsun diye bizi uğraştırma, fena olur sonra. Sayın komiserim, beni öldürün, asın! Ama yiğidin hakkını yemeyin. Allah'ımı inkar edeyim, gerçek Karabela benim! Geberteceğim o iti! Namım üzerine bağdaş kurdu, keyfini sürüyor. Otur. Otur da anlat bakalım şu işin doğrusunu. Sağ olun. Bundan tam 5 sene önce... ...hakkımda vur emri çıkmış. Polis, jandarma... ...hepsi peşimde. Göz açtırmıyorlar. Gece gündüz ormanda gizleniyordum. Derken yerimi keşfettiler. Eh oğlum dedim kendi kendime, bu sefer sağlamına gittin. Ölümlerden ölüm beyim. Derken abiler bir gene göreyim. Ormanın ortasında bir reklam kamyonu. Şoför içinde uyuyor. Mesleki icabı tabii, hemen ceplerini yokladım. Elime nüfus kağıdı geçti. Eh kurtuldun oğlum Karabela dedim. Herifin nüfus kağıdını aldığım gibi volta. O nüfus kağıdı sayesinde jandarma kordonunu geçtim. Kurtuldum. O günden bu yana... ...hep o kibrikle yaşadım. Ama o inek oğlu inek... ...affedersiniz abiler... ...damımı çalıp keyfini sürmeye başladı. Dayanamıyorum buna.
Allah aşkına tevkif edin beni! Gerçek ortaya çıksın! Namım kurtulsun! Gerçek Karabela yakalandı. Evvelce yakalanan Kamil Yavaş'ın kendi halinde bir vatandaş olduğu anlaşıldı. Vay it herif vay! Gösteririm ulan ben sana! Yeni bir reklam numarası düşünüyorum da, F28. Sen al o F28'i de! Ulan sahtekar utanmaz! Ulan arlanmaz hayasız herif! Karabela olmak kim sen kim, sümsük herif! Defol! Defol karşımdan! Kovuyorum seni! Bağırma, anladık. Gidiyoruz işte, bırak! Yakamı bırak da gideyim! Defol! Defol! Gittik. Olanlara bir türlü inanamıyorum. Sana her şey düzelecek dememiş miydim? Sanki rüyada gibiyim. Ben de. Yarın sabah uğrar seni alırım. Bir daha kızımın yanında görürsem beynini dağıtırım senin! Ama Müslüm baba! Kes! Nereden Müslüm babanı oluyormuşum? Sahtekar Karabela'nın oğlu! Sahtekar mı? He, foyası meydana çıktı. Yarına kadar evi boşaltmazsa yapacağımı ben bilirim. Yürü kız, yürü! Vay be, helal olsun, hepimize yedirdin ya! Bana bak! Bundan sonra beresiye de olsa, parayla da olsa, dükkanıma ayak basma, kırarım bu kemiklerini! Anladın mı? Karabela! Karabela! Bir daha bu dükkana gelirsen, seni et diye kör satırla bir güzel doğrarım! Sahtekar herif! İki gözün kör olsun inşallah! Bunu da mı yapacaktın bana herif? Bizi rezil ettin baba, rezil! 40 yılda bir övünülecek bir yanını bulmuştuk! Yerin dibine bat inşallah! Karabela'ya bak! Karabela! Senin her yanın Karabela olsa ne olur? Olur! Gene Müslüm Bey değil mi? Beni affet oğlum. Hep benim yüzümden. Yoksa sen de mi beni artık küçük görüyorsun? Sen dünyanın en iyi babasısın. Buyurun Karabela beyefendi. Afiyet olsun. Thank you.
Erol nerede? Sözlüsüne vedalaşmaya gitti. Taşınıyor musunuz? Nereye? Uzaklara. Babam artık bu mahallede duramayız dedi. Seni bir daha göremeyecek miyim? Bilmem. Mektup yaz. Nerede olduğunu bileyim. Kaçar gelirim sana. Tabii yazarım. Ulan velet! Müslüm efendi sana kızının etrafında dolanma demedi mi lan? Sokaktan geçmeme de karışamazsınız ya! Ya! Bak bakalım karışır mıyız, karışamaz mıyız? Durun! Yapmayın, ne olur! Yapmayın, korkmayın! Yapmayın! Bırakın onu, yapmayın! Durun, korkmayın! Yalvarırım, vurmayın! Durun, yapmayın! Baba, Allah aşkına durdur onları! Söylemiştim, bu dayağı çoktan hak etmiş o! Yapmayın, ne olur! Vurmayın, yalvarırım, yapmayın! Karışma sen be, yürü içeri hadi, yürü! Gitmiyor muyuz abla? Dur, gideceğiz. Daha ne bekliyoruz? Erol'u. Oğlum, evladım! Ne oldu oğlum? Oğlum, kim yaptı bunu? Niyazi'nin adamları. Karabela, hoş geldin! Yakışır mı sana? Bacak kadar çocuktan ne istedin? Senin de, köpeklerinin de canı cehenneme! Ah!
Kaldırın. Güzel. İndirin. Kaldırın. Götürüp çöpe atın. Aslan babam, meğer sen neymişsin? Ben askerliğimi komando olarak yapmıştım. Ne haber hanım? Kamilciğim, şeker kardeşim, Allah şahidimdir, seni ne kadar çok severim. Müslüm efendi, fena marizlere. Senin vurduğun yerde gül biter. Gül bahçesine dönersin o zaman. Ayol, akraba olacağız, unuttun mu? Ne dersin oğlum? Yüksek sesle söyle, herkes duysun. Ey cemaati Müslümin! Burada, herkesin huzurunda kızım Hülya ile oğlumuz Erol'un nişanını bir daha ayırmamak üzere ve bir daha kalleşlik etmeyeceğime yemin ederek ilan ederim! Aslan çocuğum benim, sen bir tanesin! Söyle bakalım şimdi, en büyük kimmiş? En büyük Kamil, başka büyük yok! Olmadı! Yüksek sesle söyle, herkes duysun! En büyük Kamil, başka büyük yok!